Meltem ekranlarından hepinize merhaba. Sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi, her akşam olduğu gibi saatlerimiz 19.30'u gösteriyor ve Meltem Ana Haber Bültenimiz başlıyor. Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyada yaşanan bütün gelişmeler bu ekranlarda ama önce başlıklar. Profesör Doktor Aydarbaş'tan halka açık çağrı. Ayağa kalk Türkiye. Yeni Mesaj gazetesinden veto hakkı analizi. Avrupa Birliği üyeliği bir hayal. Başbakan Erdoğan'dan ilginç açıklamalar. Başbakan PKK'lı teröristlere sınırdan güvenli geçiş sözü verdi. Biz PKK ile müzakere yapmıyoruz dedi ve Sinop'ta BDP'lileri protesto edenlere tepki gösterdi. Grup toplantılarında liderler birbirini eleştirdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a bedava ulaşım cevabı verdi. Devlet Bahçeli hükümete PKK ile müzakere eleştirisi yaptı. Arap Baharı'nın tek galibi konuştu. Beşar Esad, yarınların bizim olduğuna eminiz dedi. İsyancı lider Muaz Hatip, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Rusya'ya gidiyor. Silivri'de doğalgaz bulundu. 500 metre derinlikte keşfedildi, ekonomik değeri bulunuyor. Bakkallardan sonra onlar da beyaz bayrak çekecekler. Bankalar altın işine girince sektör sarsıldı. Ayrıntılar şimdi. İlk haberimiz çiftçilerle ilgili sevgili seyirciler. Türk çiftçisi kan ağlıyor. Sayıları 10 yıl öncesine göre 10 milyon azalan çiftçiler bankaların haciz kıskacında. Çözüm arayışındaki tarım kesimine Profesör Doktor Haydar Baş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinden seslendi. Profesör Baş lider olduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin projeleriyle yeniden ayağa kalkmanın mümkün olduğunu belirtti. Milli kahramanlarımızı anma programlarıyla Türkiye'yi il il geziyoruz. Bu hafta sonu Konya'daydık. Malum Konya Türkiye'nin tahıl ambarıydı ancak aldığımız bilgilere göre Konya'da tarım bitme noktasına geldi. Hangi çiftçiyle konuşsanız artık bir şey ekemediğinden yakınıyor. Gübre, mazot, tohum çok pahalı. Ektiği para etmemektedir. Ülke genelinde tarım üzerinde ciddi bir oyun oynandı ve bugünkü içler acısı noktaya Türk çiftçisi istese de istemese de taşındı. Konya Ovası büyüklüğündeki Hollanda'nın tarıma verdiği destek düşünüldüğünde Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen mamule pazar gereklidir. İşte Türkiye bu pazarlardan biri haline getirildi. 30 milyona ulaşan Türk çiftçisinin Avrupa Birliği sürecinde 10 milyonun da altına çekilmesi şart koşulmuştur ve bu rakam bugün gerçekleşmektedir. Biz siyasete atıldığımız günden itibaren çiftçimizi ikaz etmiştik. O gün meydanlardan bu insanlara oy verirseniz ektiğiniz para etmeyecek, ürünlerinizi sokağa dökeceksiniz. En sonunda da kızıp tarlanızı satacaksınız dediğimizde halkımız bizim siyaset sahnesinde hamasi duygularla konuştuğumuzu zannetmişti. Oysa gelinen noktanın birkaç acı faturası var. Artık samanı ithal eden ülkemizde ot dahi yetişemeyecek bir bereketsizlik hakim. Çiftçi aileleri perişan, bankalardan aldıkları kredilerle ayakta durmaya çalışan insanımız, tarlası, traktörü, evi vesaire her şeyle bankalara borçlu. Pek çoğu ürünü para etmiyor gerekçesiyle tarlasını satıyor. Bu tablo, elinden çiftçilikten başka bir meslek gelmeyen milyonlarca insanın işsiz ve aç kalması demektir. Ederinden fazla meblağlara, yabancılara satılan tarlaların tapusu hukuki yollarla onlara geçmektedir. Elimiz kırılsaydı da bu hale kalmasaydık diyenler, şimdi bizi iyi dinlesinler. Bağımsız Türkiye Partisi olarak siyaset sahnesinde görünen bizler aslında siyaset yapmanın ötesinde Türk milleti için sosyal devleti, baba devleti hayata geçirmenin derdindeyiz. Bendeniz ve kadrom, koltuk sevdası peşinde asla olmadık. Tezimiz olan milli ekonomi modelinin hayata geçirilmesiyle değil Türk milletinin, dünya insanlığının karnı doyacak, sırtı giyinecek, işi aşı garanti altında olacaktır. Biz sömürüye boyun eğmeden sömürülen milletimizi ayağa kaldırmak için siyasete girdik. Ancak her fırsatta da iktidara gelin beraber olalım, bu ülkeyi düze çıkaralım, bildiklerimizi sizinle paylaşalım çağrısını yapmaktan geri durmadık. Türkiye'nin ve Türk insanının hangi sorunu varsa bunu halledecek projeye ve kadroya sahibiz. Tarımda, hayvancılıkta, ormancılıkta, sanayide vesaire her sahada klasörler dolusu projelerimizle milletimizin huzurundayız. Gittiğimiz her yerde dert dinliyoruz, açlık, işsizlik, terör meselesiyle bezmiş insanımıza acıyoruz. Yardım etmek istiyoruz ancak bu yardımın yolu bir ve beraber olmaktan, kadromuzla bizi iktidara taşımanızdan geçmektedir. Biz noter tasdikli senetlerle sizin huzurunuza çıkacak kadar yapacağız dediklerimizin arkasındaydık. Yine aynı taahhütlerle karşınızdayız. Reva mıdır hazine üstünde oturan dilenci misali bu kadar kaynak içindeki Türk milleti açlık çeksin?
Öyleyse bugünden itibaren herkes Bağımsız Türkiye Partisi iktidarına çalışmalı. Fakirlik suç sayılsın diyen BTP kadrolarını iş başına getirmelidir. Profesör Doktor Haydar Baş. Başbakan Erdoğan'dan ilginç açıklamalar. Başbakan PKK'lı teröristlere sınırdan güvenli geçiş sözü verdi. Biz PKK ile müzakere yapmıyoruz dedi ve Sinop'ta BDP'lileri protesto edenlere tepki gösterdi. Evet sayın seyirciler, gündeme dair notlara bakıyoruz. Liderlerin açıklamaları ve grup toplantılarında yapılan pek çok tartışma gündeme damgasını vuran gelişmelerden bir tanesiydi. Bugün Başbakan Erdoğan çok ilginç açıklamalarda bulundu. Açılım konusunda yine çok konuşulacak, tartışılacak söylemleri vardı Başbakan'ın. Öcalan'la yapılan görüşmeleri anlatırken defalarca müzakere ve barış kelimelerini kullanan Başbakan Erdoğan bu sefer de biz müzakere yapmıyoruz dedi. Başbakan Erdoğan silahı bırakmasını istedi. PKK'lı teröristlere de sınırdan güvenli geçiş garantisi verdi. Başbakan Erdoğan AKP grup toplantısında açılım sürecini anlattı. Terör örgütü PKK'ya seslenen Erdoğan başka ülkelere gidin dedi ve sınırdan güvenli geçiş sözü verdi. Bu silahlar gömülecek, siyaset konuşacak, fikirler konuşacak ve ikinci bir ülkeye mi giderler, üçüncü bir ülkeye mi giderler, neyi tercih ederlerse bu konuda da biz her türlü güvenceyi sınırda veririz, geçmişteki yaşanan yanlışları yaşamaz ve yaşatmayız. İmralı'da terörist başı Öcalan'la yapılan görüşmelere de değinen Erdoğan ilginç bir çıkış yaptı ve biz müzakere yapmıyoruz dedi. Biz terörle masaya oturmayız. Terörle asla ve asla hiçbir şeyi müzakere etmeyiz. Bizim değil, bakın altını çizerek söylüyorum. Devletin kurumlarının, devletin elinde olan İmralı'daki terörist başıyla konuşması asla masaya oturmakta değildir, müzakerede değildir. BDP milletvekillerinin Sinop'ta protesto edilmesi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Beğenirsin beğenmezsin. Bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Orada yapacakları toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin. Yapacakları toplantının yasalar içerisinde olduğu sürece saygı duymak zorundasın. Ama bunların ruh kökünde maalesef bu tür organizasyon veya toplantılara saygı yoktur. Saygısızlık vardır. Grup toplantılarında liderler birbirini eleştirdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a bedava ulaşım cevabı verdi. Devlet Bahçeli hükümete PKK ile müzakere eleştirisi yaptı. Şimdi de CHP grup toplantısına bakıyoruz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazilere ulaşım bedava olacak diyen Başbakan Erdoğan'a cevap verdi ve bu zaten 1983'ten bu yana böyleydi dedi. Vazife malullüğü kapsamında şehit olanların çocukları ile anne babaları asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında gazi olanların harp malullerinin, vazife malullerinin, muharip gazilerin çocukları ve anne babaları da artık toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklar. Başbakan Erdoğan geçen haftaki grup toplantısında şehit yakınları ve gaziler toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek demişti. Ancak bu sözlere CHP'den düzeltme geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ücretsiz ulaşım hakkı zaten vardı dedi. Toplu taşım araçlarından ücretsiz faydalanma hakkını getiriyorum size diyor. Değerli arkadaşlarım. Hani yalan olur ama bir de kuyruklu yalan var. Samimi söylüyorum, bu kuyruklu yalanın da ötesinde bir şey. Gazilerimizden rica ediyorum, bu yalana bir isim bulun. Nasıl bir isim ben bilemiyorum. İşin içinden çıkamadım. Arkadaşlarım araştırdılar. Gaziler, şehitler ailelerine, yakınlarına, baba ve eşlerine toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı 1983 yılında verilmiş. Yeni değil yani. Verdik, vereceğiz diyor. Verilmiş zaten bu.
Ayrıca harf ve vazife malulleri var. Bunlara da toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı 1994 yılında verilmiş. Şimdi beyefendi yeniden vereceğiz diyor. Ya zaten verilmiş bunlar. Ayrıca şehit ailelerinin trenden ücretsiz yararlanmalarına da 1932 yılında karar verilmiş. Yani Mustafa Kemal Atatürk hayattayken verilmiş. Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasını izlemek üzere Silivri'ye giden CHP milletvekillerine polis müdahalesini de sert bir dille eleştirdi. Oturuyorsun yerine, talimat veriyorsun. Milletvekilleri girmeyecek içeri diye. Kimsin sen? Milletin vekili yetkisini milletten almıştır. Senden yetki falan istediğimiz yok. Otur adam gibi başbakanlık yap bu ülkede. Adeta sürek avına çıkmış bir iktidar var Türkiye'de. Kim muhalifse ezip geçmek istiyorum diyor. Senin gücün yetmez buna Recep Tayyip Erdoğan. Senin gücün yetmez. Sayın seyirciler, MHP grup toplantısına şimdi de kameraları çeviriyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de açılım süreci ve hükümetin Suriye politikası vardı. Bahçeli her iki konuda da sert ifadelerle hükümeti eleştirdi. AKP zihniyeti yoldaşı İmralı canisini, kardeşi PKK'yı, ikizi BDP'yi aklayıp patlamak için her şeyi fırsat olarak görmektedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, sert ifadelerle hükümetin PKK ile müzakere sürecini eleştirdi. AKP, İmralı canisine süklüm püklüm, ezik ve onursuz bir ruh haliyle teslim olmanın gurursuzluğuyla baş başa kalmış, PKK ise yıllardır aradığı imkan ve ortamı sonunda yakalamanın kıvancını ağız tadıyla yaşamaya başlamıştır. Gelişmeler AKP'nin sanki PKK'nın Trova atı gibi çalıştığına, gizli bir çete mensubuymuşçasına faaliyet gösterdiğine işaret etmektedir. Konuşmasında hükümetin Suriye politikasına da değinen Bahçeli, Cilvegözü sınır kapısına meydana gelen patlamayı da değerlendirdi. Bomba yüklü araç muhaliflerin hakimiyetinde bulunan sınır kapısını geçerek Cilvegözü'ne ulaşmıştır. Bu aracın muhaliflerin elindeki sınır kapısından itibaren çok sayıda kontrol noktasından geçerek sınırlarımıza geldiği bildik bir husustur. Bu şartlar altında şu sonuca varabiliriz ki patlayıcılarla doldurulmuş araç muhaliflerin gözcülüğü, müsaması değilse bile bilgisi altında cilve gözüne kadar gelebilmiştir. Yani başbakan ve hükümetinin destek verip geniş imkanlar sunduğu muhalif gruplar Türkiye'ye minnet gösterisini bombayla yapmış ve teşekkürü bu şekilde etmişlerdir. Yeni Mesaj gazetesi tarafından Konya'da düzenlenen Milli Kahramanlarımızı Anma programında alanında uzman 36 kişi kürsüye gelerek Türkiye'nin ve İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma ilişkin analizler yaptı ve çözüm önceliklerini sıraladılar. Şimdi ekranınıza bu konuşmalardan kısa bir bölüm getiriyoruz. Yeni Mesaj gazetesinin 6.sını Konya'da düzenlediği Milli Kahramanlarımızı Anma programında konuşan hukukçu yazar Ahmet Erimhan, hükümetin 4. yargı paketini ve açılım sürecini değerlendirdi. Değerli kardeşlerim, bakın şimdi bunlar bu 4. yargı paketinin gölgesinde İmralı ile görüşüyorlar. Diğer yandan da aynı anda bu paketi yasallaştırma sürecini işletiyorlar. Ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. 4. pakette yer alan maddelerden birisi şu: terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda propaganda yapmak suç değildir. Yani bu suret bu saatten sonra PKK'ya metiyeler dizebilir, APO'yu kahraman ilan edebilirsiniz. Hatta yasanın mefhumu muhalifinden APO'ya terörist derseniz soluğu Silivri'de de almak zorunda kalabilirsiniz. Peki buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? A. Bütün KCK tutukluları dışarıya çıkacak. B. PKK bildiğiniz legal bir kurum, bir siyasal parti haline dönüşecek. Nasıl ama? Böylece PKK yıkanıp temizlendiğine
ve hukuki bir kurum ve kuruluş haline getirildiğine göre üçüncü adımda ne olacak? Abdullah Öcalan'ı çok yakında mecliste göreceğiz. Başbakan bizim iktidarımızda bu olmaz diyor ama bizim için PKK ile görüşlü diyenler de şerefsizdir demişti. O açıdan bu söze itibar edemeyiz. Hükümetin açılım süreci programın konuşmacılar arasında yer alan hukukçu yazar İbrahim Berk'in de gündemindeydi. Görmüyor musunuz? 30 bin kişinin katiliyle bir milletin anayasası yazılıyor. Bu tiyatroyu, bu oyunu nasıl seyrediyorsunuz? Oynadığın, izlediğimiz oyun bizim milletimize oynanan oyun. Bize oynanan oyun. Bu oyunları yıkmaya geldik. Milli kahramanları anıyoruz. Niçin? Çünkü hükümet teröristlerin konuşmasını serbest bırakan yasayı çıkarıyor ama vatanını sevenleri içeri tıkmaya çalışıyor. Onun için bugün siyaset yapacak olanların serden ve yardan geçmesi gerekiyor. Onun için yardan ve serden geçen bir kadroyla hep beraber olalım diyorum. Varsın onlar! Teröristin elini eteğini öpsün. Varsın onlar Amerika'nın eteğini öpsün. Biz Haydar Başbey'in elini tutalım. Biz milletin elinden öpelim. Ve hep beraber ayağa kalkalım diyorum. Ekonomist Selim Kotil de Konya'da konuşan isimler arasındaydı. Kotil bir dönem Konya denilince akla gelen holdinglere dikkat çekti. Burada bir sürü Konya holdingleri vardı. Bunlara giderdik. Şirkete girdiğimiz zaman ayakkabımızı çıkartırdık. Her bir Konya Holding'inin başkanının bir ilmihali vardı. Hepsi dinden bahsederdi. Milletten paraları topladılar. Ondan sonra ne oldu? Bu paralarla televizyonlar kurdular. Partiler kurdular. Ondan sonra ne oldu? Öyle bir noktaya olay geldi ki herkes, her vatandaşımız parasını kaybetti. Mevlana diyor ki, dini algılamada iki ekol vardır. Biri eşek arısıdır, diğeri arıdır. İkisi de aynı çiçekten öz alır. Eşek arıları o özden aldığıyla zehir yapar, bal arısı bal yapar. Şimdi bunlar eşek arısı misali. Geldiler karşınıza, din adına neden bahsettiler? İslam'ın şartı belli. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. Bunların din adına anlattığı ne? Bir, devlete sövmek. İki, askere sövmek. Üç, Atatürk'e sövmek. Dört, Türk kimliğine sövmek. Beş, Amerika ve Avrupa propagandası, Haçlı propagandası yapmak. Bunlar denizde fenerleri yaktılar. Karada ampulleri yaktılar. Sizi aydınlatacağız dediler. Geldiler, bu milleti aldattılar. Bize bu eşek arıları lazım değil. Bize bal arısı lazım. Bize Horasan'dan Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş'ın yolundan gidenler lazım. Bize Ehli Beyt'in nefesiyle yola çıkanlar lazım. Bize o yolun lideri Profesör Haydar Baş lazım. Yeni Mesaj gazetesinden veto hakkı analizi. Avrupa Birliği üyeliği bir hayal. Sayın seyirciler, Türkiye'nin 50 yıllık Avrupa Birliği serüveninde gelinen noktayla devam edeceğiz bültenimize. Aradan geçen 50 yıla rağmen çok uzun bir yolun henüz başındayız. Son olarak Fransa'nın bloke edilen başlıklardan birinde yumuşama sinyali vermesi bazı çevreleri de heyecanlandırdı. Ancak Müslüman Türk yapısıyla Türkiye'yi birliğe kabul etmeyeceklerini belirten Avrupa Birliği ülkelerinin her birinin elinde veto hakkı söz konusu. Yeni Mesaj gazetesi bu çarpıcı durumu da manşetine taşıdı. Yeni Mesaj gazetesi takipçilerinin karşısına bu manşetle çıktı. Avrupa Birliği üyeliği bir hayal. İşte o manşetin altında yer alan analiz. 1952 yılında Kömür ve Çelik Birliği olarak kurulan, daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Ortak Pazar adını alan, son olarak da Avrupa Birliği adını alan birlik, 50 yıldan fazla bir dönemdir Türkiye'yi kapısında oyalıyor. Şu an 28 üyeye ulaşan Avrupa Birliği, Türkiye'den yıllar sonra üyeliğe başvuran pek çok devleti tam üyeliğe kabul etti. Ama Müslüman Türkiye'yi kabul etmedi ve böyle giderse asla tam üyeliği kabul etmeyecek. Zaman zaman depreşen Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tam üyeliğe alabileceği şeklindeki umutlar bugüne kadar hep boş çıktı.
Fransa'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerde bloke ettiği 5 başlıktan biri üzerindeki engeli kaldırması, Avrupa Birliği sevdalılarının yeniden boş hayallere kapılmasına yol açtı. Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonunu kapsayan 22. başlıktaki blok kaldırıldı. Oysa Fransa, blokajını tamamen sona erdirse bile Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye dost gözle bakmayan, başta Kıbrıs Rum kesimi olmak üzere çok sayıda ülke var. Bu ülkelerin çok sayıda veto hakkı da var. Müzakere başlıklarının açılmasında üye devletlerin onayını almak zorunda olan Türkiye'nin, müzakere edilen başlığın kapatılabilmesi için de her üye devletin onayını alması gerekiyor. Bununla da bitmiyor. Bütün başlıkların müzakeresi tamamlandıktan sonra hepsi yeniden açılıp kapanması gerekiyor. Avrupa Birliği, üyeliği kabul etmek istemediği devletlerin asla aşamayacağı bir müzakere sürecini Türkiye'ye dayatıyor. Türkiye'nin artık kabusa dönmüş olan Avrupa Birliği sürecinde, her geçen gün vatandaşları arasında Türkiye karşıtlığı artan Avrupa ülkelerinin onayını alması imkansız görünüyor. Arap Baharı'nın tek galibi konuştu. Beşar Esad, yarınların bizim olduğuna eminiz dedi. İsyancı lider Muaz Hatip, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Rusya'ya gidiyor. Ve Suriye gündemi sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Beşar Esad Şam'da Lübnanlı bir heyeti ağırladı. Esad, Suriye'ye yönelik başlatılan uluslararası savaşın başarısız olduğunu söyledi. Son yaşanan gelişmelerde Esad'ın sözlerini destekler nitelikte. Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Muaz El-Hatib'in Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da bir dizi görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad oldukça umutlu konuştu. Esad, ülkesinde başlatılan uluslararası savaşın başarısız olduğunu kaydetti. Suriye lideri Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnanlı bir heyeti kabul etti. Gündem yaklaşık 2 yıl önce başlayan isyandı. Esad, uluslararası savaşın başarısız olduğunu belirterek başlatılan savaşın çöktüğüne artık her zamankinden çok daha fazla inandığını vurguladı. Ancak Esad'a göre daha yapılması gereken çok iş var. Neredeydik, nereye geldik? Yarınların bizim olduğundan eminiz. Biz güç konusunda kimseden bir şey talep etmiyoruz. Dilencilik yapmıyoruz. Suriye komploya karşı zafer iradesi taşıyor. Siyasi ve askeri zaferden emin olsak da bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Tekfirci ve terörist gruplara karşı hala yapmamız gereken çok şey var. Öte yandan Esad'ı deviremeyen Batı destekli Suriye muhalefeti zor durumda. Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Muaz El-Hatib bir dizi görüşme peşinde. Muaz El-Hatib'in önce ABD'ye ardından Rusya'ya gideceği öğrenildi. Sayın seyirciler, emniyet birimleri terör örgütü DHKPC adına faaliyet gösteren devrimci memur hareketine yönelik dev bir operasyon yaptı. 28 ilde onlarca adrese baskın düzenleyen polis ekipleri 167 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet birimleri alarmda. Hedefte terör örgütü DHKPC adına faaliyet gösteren devrimci memur hareketi var. Polis ekipleri sabah saatlerinde Ankara ve İzmir başta olmak üzere 28 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Onlarca adrese baskın düzenlendi. Gözaltı sayısı ilk etapta 40 olarak açıklandı. Daha sonra bu rakam arttıkça arttı. Operasyonda toplam 167 kişi gözaltına alındı. Zanlıların terör örgütü DHKPC'ye kamu binaları, işleyişi ve yapılanması ile ilgili bilgi ve istihbarat verdikleri ileri sürüldü. Bu kişilerin ayrıca örgütün legal bağlantılarını yaptıkları, basın açıklaması ve protesto eylemlerine katıldıkları da bildirildi. DHKPC operasyonu kapsamında arama yapılan yerlerden biri de Kamu Emekçileri Sendikası Keskin Ankara'daki genel merkeziydi. Sabah erken saatlerde KESK'e gelen polis ekipleri yaklaşık 4 saat aramalar yaptı. KESK Genel Başkanı Lami Özgen operasyonu duyar duymaz soluğu sendikanın genel merkezinde aldı. Burada bir açıklama yapan Özgen, gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. KESK olarak tüm demokratik muhalefete, üye ve yöneticilerimize yönelik yıldırma ve sindirme uygulamalarına son verilmesini, gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Baskınlar bizi yıldırma!
Sayın seyirciler, doğalgaz, akaryakıt, un ve mayayı vuran zam yağmuru nedeniyle ekmeğe de geçen yıl Kasım ayında zam yapılmıştı ancak yeni fiyat yürürlüğe girmemişti. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer bugün itibariyle İstanbul'da 250 gram ekmeğin fiyatının 1 lira olduğunu belirtti. Özer, bayat ekmeği getir, tazesini götür kampanyasına da tepkisini gösterdi. Ardı arkası kesilmeyen zamlar düşük gelirli vatandaşı çileden çıkartıyor. Geçen yıl Kasım ayında doğalgaz, akaryakıt, un ve mayaya zam yapılmıştı. Bu artış ekmekte domino etkisi yaptı. 250 gram ekmeğin fiyatı 1 liraya çıktı. Ancak bu artış yürürlüğe girmedi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer yeni fiyat uygulamasının bu hafta hayata geçtiğini ifade etti. 4 yılda artan doğalgaz, akaryakıt, un fiyatlarımız ve son dönemde, özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum, son dönemde maya fiyatları %100 artış gösterdi. Bu sebepten dolayı 11. ayın sonlarında ekmek fiyatını biz 1 liraya, 250 gram ekmeği 1 liraya çıkarmıştık. Ancak bunu biz bu aya kadar, 2. ayın sonuna kadar da uygulamayı durdurduk. Dolayısıyla bugün itibariyle ekmeğimiz İstanbul'da 250 gram ekmek 1 liradır. Ekmek çeşitlerinin fiyatları serbesttir. Öte yandan Özer, bayat ekmeği getir, tazesini götür kampanyasına da sert çıktı. Bayat ekmeği getir, taze ekmeği götür diye bir kampanya başlatanların şu anda ortalıkta görünmemesi, bunun ne kadar tutarsız bir açıklama olduğunu gözler önüne sermiştir. Özer bu kampanyaya iki fırıncının destek vermesi halinde başkanlığı bırakacağını ifade etti. Bu arkadaşın söylemine iki tane İstanbul'da iki tane fırıncı katılsın, ben oda başkanlığını da bırakıyorum. İki kişi açıklama yaptı zaten, bir genel sekreteri bir başkanı. Her ikisi de fırınlarında yapsınlar, çünkü olmayan fırınlarında yapmazlar, çünkü bunların fırınları da yok. Fırıncı da değillerdir. O yüzden fırıncının derdini bilmezler. Fırıncının derdini bilmeyen insanların yaptığı açıklamaları da biz kale almıyoruz. Silivri'de doğalgaz bulundu. 500 metre derinlikte keşfedildi. Ekonomik değeri bulunuyor. Sayın seyirciler, hükümet bütçedeki kara deliği işsizlik fonundan kapatıyor. Fonda son 8 yılda biriken 61 milyar liranın sadece %8'i işsizler için kullanıldı. 1999 yılında kurulan işsizlik fonuyla işsiz kalan vatandaşların iş bulana dek maaşa bağlanması amaçlanıyordu. Ancak öyle olmadı. Hükümet işsizlik fonunda biriken parayı nerede açık varsa orada kullandı. Son 8 yıla ait rakamlar bu gerçeği gözler önüne seriyor. Buna göre 2005 Ocak'ta 2013 Ocak ayları arasında geçen 8 senede işsizlik fonunda 61 milyar 93 milyon lira para birikti. Bu süreçte 3.222.561 kişi işini kaybetti. Daha doğrusu işsiz olduğunu belgeleyip fondan para talep etti. Peki işsizlik fonundaki 61 milyar liranın ne kadarı işsizler için kullanıldı? Bu düzenleme ile... Bu soruya cevabı mecliste fon hakkındaki soru önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik verdi. TL'ye kadar iyileştirmeler. Çelik, 2005'ten bu yana fondan işsizlik ödeneği olarak 5,1 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. 50 ile 100 TL'ye kadar iyileştirmeler. Yani işsizlik fonunun sadece %8'i işsizler için kullanıldı. Peki %92'lik kısma ne oldu? Hükümet 56 milyar liralık bu kısmın 10 milyar lirasını GAP'a aktardı. 46 milyar lira ise devletin kasasına gitti. Bu para nerede açık varsa orada kullanıldı. Bir başka deyişle işsizlerin hakkı olan para işsizden çok devletin kasasına faydalı oldu. Bankaların altın satabilmesine yönelik düzenlenen yönetmelik kuyumcuları iflasın eşiğine getirdi. Bu duruma tepki gösteren sektör çalışanları bankaların verdiği hizmetleri verebilmek için hükümetten yasal düzenleme istiyor. Bankalar yeni yönetmelik gereği artık altın alıp satabiliyor. Düzenleme resmi gazetede yayınlandıktan sonra vatandaş kuyumcularda yaptıracağı işleri bankalarla halletmeye başladı. Hal böyle olunca kuyumculuk sektörü büyük darbe aldı. Öyle ki çoğu şirket iflasın eşiğine geldi. Yönetmeliğe karşı olan kuyumcular bankaların verdikleri hizmetleri sunmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasal düzenleme istedi.
Talebin sahibi Tokat Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Gençay. Eğer bankalara bir yetki verildiyse bankanın yetkisi de bize verilmesini istiyoruz. Yani biz de bankadan yaptığımız işlemi hayli hayli yapabiliriz. Bunun için de meclisten yetki istiyoruz. Hükümetten de destek istiyoruz. Örnekle gördüğü gibi bankanın yaptığı işte kredi kartı verme, havale yapma, mevduat hesabı açma işlemini biz de yapmak istiyoruz. Başkan Gençay, kuyumcuları Ankara'da Türkiye çapında yapılacak olan basın açıklamasına katılmaya da davet etti. Silivri'de doğalgaz bulundu. 500 metre derinlikte keşfedildi. Ekonomik değeri bulunuyor. Sayın seyirciler, Türkiye'nin yok denilen kaynakları bir gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Silivri'de 500 metre derinlikte ekonomik değeri olan doğalgaz bulundu. Her yıl milyarlarca dolar para ödenerek enerji ithal eden Türkiye kendi kaynaklarının farkında değil. Son dikkat çeken haber İstanbul'dan geldi. Silivri ilçesinde doğalgaz keşfedildi. Petrol Gaz Arama ve Üretim Şirketi Mert Enerji, Çayırlık bir kuyusunda 450-500 metre derinlikte ekonomik değeri olan doğalgaz bulduğunu duyurdu. Şirket CEO'su Ongun Yoldemir konuyla ilgili bilgi verdi. Ruhsat alanında 2011 yılında Damlıca bir kuyusu kazılmış ve teste tabi gazlı kuyu olarak bitirilmişti. Çayırlık bir kuyusunun testleri bittikten sonra Damlıca 1 de test edilecek ve her iki sahada 2-3 ay içerisinde üretime başlayacak. Ruhsatlı sahaların tamamında açılacak olan yeni geliştirme kuyularıyla birlikte toplam doğalgaz rezervinin birkaç milyar metreküp'e ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu yıl yerli doğalgaz üretiminin 700 milyon metreküp olması bekleniyor. Ancak bu yeterli düzeyde değil. Zira Türkiye son bir yılda 60 milyar dolarlık enerji ithal etti. Bu da cari açığı yükseltiyor. Türkiye enerji sektöründe %90 oranında dışa bağımlı bulunuyor. Türkiye'nin ilk mayına dayanıklı aracı kirpinin üretimini yapan fabrikanın işçileri 6 aydır maaşlarını alamıyor. Duruma isyan eden işçiler İzmir'den Ankara ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Manisa'da mola veren işçiler Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde, İstanbul'da ise çalıştıkları fabrikanın sahibi olan grubun genel merkezi önünde eylemler yapacak. Türkiye'nin işsizlik kadar bir diğer önemli sorunu da zamanında ödenmeyen maaşlar. Ülkemizin ilk mayına dayanıklı aracı, kirpinin üretimini yapan İzmir'deki fabrikada çalışan 1500 işçi 6 aydır maaşlarını alamıyor. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Borç batağına saplanan işçiler duruma tepkilerini iş bırakıp fabrika önünde eylem yaparak gösterdi. Eylemin ardından işçilerin yarısı Ankara'ya, diğer yarısı da İstanbul'a doğru yola çıktı. Ankara'ya giden işçiler Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde, İstanbul'a gidenlerse fabrikanın sahibi olan grubun genel merkezi önünde eylemler yaparak haklarını arayacak. İşverenlerin milyon ya da milyar dolarlarında bizim gözümüz yok. Bu sene size ait oranları alıncaya kadar mücadele edeceğiz. İzmir'den yola çıkan işçiler ilk molalarını Manisa'da verdi. Onları burada Türk Metalsen Manisa Şubesi'ne bağlı işçiler karşıladı. 6 aydır maaş alamayan işçiler işverenlerine gözdağı verdi. İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda korku, panik ve can pazarı bir arada yaşandı. Deniz malzemeleri satan bir dükkanda oksijen tüpü patladı. İzmir'in Konak ilçesi sakinleri için sıradan bir akşam. Güvenlik kameraları kayıtta. İnsanlar bir anda deniz malzemesi satan bir dükkanda meydana gelen şiddetli patlamayla irkiliyor. Biz zannettik bomba koydular, evet, yani öyle evet. Bir şey zannettik de. Aynen. Yalnız bir tanesinin çok... koluyla bacağı. Evet, evet. Yoktu. Vahim yani ama ölü yok herhalde. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar korku ve panikle sağa sola kaçıyor. Patlamanın etkisiyle dükkan ve çevresi adeta savaş alanına döndü. İki kişi alevlerin ortasında kaldı. İki adım attıktan sonra
dünya kararı san bir patlama sesiyle kulaklarımızı tıkadık. Bir arkamızı döndük ki beyefendi tahtalar içinde görmüyoruz onu. Tahtalar alev aldığı anda kıpırdanmayı hissettik, gördük. Kızımız da yandı, o da aynı yerdeymiş. Kucaklayıp bizim dükkana getirdiler. Orada işte onu sakinleştirdik, ettik. Ama gözleri, saçları, her tarafı, vücudu, her şeyi yanmış kızım. Yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine hemen sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama işte bu tüpe dolum yapıldığı sırada meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İstanbul Ümraniye'de son derece ilginç bir kaza meydana geldi. Kaza yapan belediye otobüsü su borusunu patlattı. Aracın içine giren tazyikli su nedeniyle bazı yolcular boğulma tehlikesi geçirdi. Yolcular kaptan kapıyı aç boğuluyoruz diyerek bağırdı, yardım istedi. Böylesi ne görüldü ne de doyuldu. Belediye otobüsünde bulunan yolcular az kalsın şebeke suyuyla boğulacaktı. Bu ilginç görüntüler İstanbul Ümraniye'de çekildi. Görüntüdeki bu İETT otobüsü Kemerdere mevkiinde seyir halindeydi. Karşısına bir anda kamyon çıktı. Ona çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ancak bu kez bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs yoldaki su borusunu patlattı. Tır şoförü tam gaz geldi. Ona vurmamak için buraya girmeye şey yaptık. Olan oldu işte. Ne olduysa bundan sonra oldu. Patlayan borudan çıkan tazyikli su bir anda otobüsün içine doldu. Su manasına çarptı kamyonla. Ondan sonra patladı orada. Yolcular kaptan kapıyı aç, boğuluyoruz diyerek çığlık attı. Boğulma tehlikesi geçiren yolcuların imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yolcular camlar kırılarak kurtarıldı. Arkadaşlar zor çıktı arabadan. Ben yardıma koşuyordum. Kapıyı camlar kırıldı. Kapıyı şey yaparak çıktık. Zor çıktık yani. Yaralanan 3 yolcu ambulansa hastaneye kaldırıldı. Evet, büyük geçmiş olsun. Gene de bir can kaybı yok. Onu şükretmek lazım. Evet, bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın akşam saat 19.30'da günün gelişmeleriyle tekrar karşınızda olabilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalınız.